Herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kök dosya sistemimizi oluşturduk. Onun içerisinde bazı dosyalarımız var. Özellikle hangi dosyalarımıza dokunacağız bugün bakalım şimdi hemen hızlıca. Rutefez içerisinde ETC altında bizim için en önemli dosyalar bugün RCS, INITAP dosyaları olacak. Ve tabii ki SBIN INIT bizim başlangıç programımız. SBIN INIT Process ID'si 1 olmak üzere kernel tarafından biz kernel'a verdiğimiz boot args içerisinde bir root klasör veriyoruz. Bir aygıt veriyoruz. Örneğin bizim örneğimizde dev_vda2 veya gerçek bir kurulumda dev_sda veya dev_mmc_blk_p1 vesaire bir partition veriyorsunuz ki o da sizin kök dosya sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü gösteriyor. Onun içerisinde de default olarak yeri belli olmak üzere bir sbin init programı aranır. Bizim kuruluşumuzun içi kurulumumuz içerisinde binary dosyayı açmıyoruz tabii ki. Init bizim kurulumuz içerisinde de bulunuyor. Şimdi sbininit başlar başlamaz hocamızın da dediği gibi etc init tab dosyasına göre açılışı yönetir. Şimdi initializing konusu, ilklendirme konusu aslında çok da basit bir konu değil. Tabii ki biz çok basit bir şekilde ve bunun bizim işimize geldiği başlangıç adına da öğrenmemizin yeterli olacağı ve profesyonel bilgimiz bir ürün için dahi yeterli olacak bir bilgiyi bu doküman, uçan Linux dokümanı ve OpenETK'nin bootloader dokümanı barındırıyor. Ama işin aslı biraz daha karmaşıklaşabilir. Ne gibi? Şimdi örneğin biz burada sbin init ile biz bir busybox init ilklendirme, yani bunun adına startup sequence, başlangıç sıralaması, başlangıç açılış mekanizması vesaire ne isim verilirse bunları genel olarak init sistemler deniyor. Bu init sistemler aslında çeşitlenir. Biz burada en basit sade versiyon olanlardan busybox init ile işimizi göreceğiz ki bu da sistem 5 tarzında bir ilklendirme sistemidir. Ama ayrıca embedded sistemlerde sistem 5 init de Busybox'tan bağımsız olarak Busybox'ın sbin initini kullanmaksızın sistem 5 init kurulumu da kullanabilirsiniz. Yokta size bunu yönlendirir veya tüm binary setiniz Busybox'ken onun sbin initini kullanmaksızın sistem D ilklendirme mekanizması da kullanıyor halde kendinizi bulabilirsiniz. Elinize bir sistem geçer veya siz idealize edersiniz. Sistem D kullanmanız gerektiğini düşünüyorsunuzdur gibi gibi. Onunla ilgili ben bunların karşılaştırmasını veren bir link açıklamaları bırakıyor olacağım. Init mekanizmaları ile ilgili de birkaç ek link bırakıyor olacağım. Bu konuyu çok basit geçiyorum ama bu konu aslında dallı budaklı bir konu. Neden? Çünkü daha biz kullanırken ben Ubuntu'nun sistem 5 initten upstart'tan sistem D init mekanizmasına geçişine şahit oldum. Bu init mekanizmaları kendi içerisinde bazı değişimler gösterebildiği gibi hem de kökten init mekanizmalarını bazı Linux dağıtımlarının değiştirdiğini görüyorsunuz ki bu desktop Linux dağıtımlarının yaptıklarında eninde sonunda biz de embedded Linux'ta kullanıyoruz. Yani sistem D ilk çıktığında yoktu da belki hemen ilk günlerde görmediniz ama bir süre sonra sistem D de yoktu versiyonu içerisinde bir alternatif olarak gördünüz. Dolayısıyla desktop Linux'taki ne var ne yok ne gelişme varsa zamanla embedded Linux'a da yansıyacağını buna emin olun. Ama tabii ki mühendislik ihtiyaç neyse onun kullanılmasını gerektirir. Dolayısıyla eğer sizin sadece basit bir init tab enable edilmiş Busybox konfigürasyonu işimizi görüyorsa biz onu kullanırız. Problem değil. Init tab da Busybox'ta kullanımı %100 şart değildir arkadaşlar. Şimdi onu da hızlıca bir bakalım şimdi. Init tab enable ya da disable
edilebilir. Ya hoca daha ne olduğunu anlatmadan kendisini enable disable edebileceğini bahsediyorsun diyorsun. Evet, bir initdab dosyası default bir initdab davranışı da bunu no dediğiniz anda, etc initdab kullanılmayacak dediğiniz anda default bir initdab dosyası davranışında bizim BusyBox init'in benimseyeceğini biliyoruz. Nereden? BusyBox source kodunda initçe klasörü içerisinde main fonksiyonun içerisinde bir init nodes usage var. Eğer initdab dosyası bulunmazsa veya initdab şurada görüldüğü gibi initdab feature'ı kullanılmayacak da olabilir. Dolayısıyla initdab'ın bir sabit bir versiyonu source code içerisinde benimsenip kullanılıyor halde siz de bulacaksınız. Biz de bunun bir benzerini zaten kullanıyor olacağız. Eşittir etc initdab şart değil. Kullanmazsanız default bir versiyonu zaten initçe kullanıyor olacak. Peki tamam, biz kullandık ve konfigüre etmek istiyoruz. Pekala. Şuradaki metni mutlaka okuyun. Hocanın verdiği belgeler Genter'deki linke de mutlaka bakın. Sadece benim anlatımım yeterli olmamalı. Tabii ki uygulama yapıyor olmanız gerekecek. Sys5 init ile etc/rcs dosyası, gidelim etc/rcs dosyamıza, çalıştırılacak. Ve burada bir genel bir konfigürasyonumuz var. Şu rcs'miz şurada açık dursun. Bu konfigürasyona göre bu respawn ve once. Burada bazı keywordler var. O keywordlere karşılık da yapılacak işlemler var. Bakın buradaki formatı budur. İki nokta üst üstenin birinci kısmı id, ikinci kısmı run leveli. Ki run level ile ilgili bakın BusyBox init doesn't support multiple run levels. Çoklu run leveli desteklemez gibi bir ifade var. Komple ignore edilir. Benim açımdan diyor BusyBox init, çünkü normal sistem 5 init'in de farklı ve minimal bir versiyonu. Üçüncü kısım nedir? Action, sistem 5 init mi yapacağız? Ask first mi yapacağız? Shutdown mi yapacağız? Yoksa burada ifade edilmeyen respawn mı yapacağız? Gibi gibi. Proses nedir? Action'a karşılık gelecek proses nedir? Aksiyon nedir? Olur. Default olarak etc init diye altın rcs bakacakmış örneğin. Biz buradaki versiyonda doğrudan etc altına rcs'ye göre bir dosya organizasyonuyla buradayız. Şimdi respawn nedir? Respawn ne olduğunu, önce get'inin ne olduğunu bir söyleyelim. Get'i bizi login'e, terminalden login'e düşmemizi sağlayan uygulamacık. Respawn olmasıyla birlikte sadece once yazılsaydı, hocanın yazdığını okuyorum, login prompt sadece bir kez gelecek ve biz konsolda, normal seri port konsoldan bağlı olduğumuzu düşünelim. Yani default terminalinde uygulamanın, işletim sistemimizin exit dediğimiz anda bir daha bize kullanıcıda password sormayacaktı. Exit deriz ve bize tekrar tekrar sorar. Onun da respawn action'ı sayesinde oluyor. Shutdown action'larında da kapanışta neler yapacağız? Ethernet'i kapatıyoruz. Sync ile diske yazılmamış şeyler varsa yazıyoruz. U-mount ediyoruz. Diskleri U-mount ediyoruz ama şurada bir trr detayını mutlaka üzerine basıra basıra ifade edelim. SPNIT programı çalışmakta olduğu root partition'ı da U-mount olması istediğiniz zaman device büyüze hatası alacağız tabii ki. Çünkü zaten üzerindeyiz o sırada. Trr seçeneğiyle bu gibi durumlarla ilgili disk bölümü read-only olarak tekrar mount ediliyor ve bu problem gideriliyor. Aynen şuradan okudum arkadaşlar. Evet. Initdab dosyamız ile ilgili detayları Türkçe olarak buradan ve man initdab dediğinizde de İngilizce dokümanında ve man initdab'ı Google'a da dediğinizde zaten İngilizce dokümanını elde edeceksiniz. Şimdi gelelim sys5 action'ıyla proses aldığımız rcs dosyası. RCS dosyası arkadaşlar bir shell script ve
temel açılış işlemlerimizi gerçekleştiriyor. Mesela bizim için bir PET bilgisi, yani default olarak herhangi bir çalıştırılır dosyanın nerede arınacağını konsoldan anlaşılmasını sağlayan PET environment değeri burada set ediliyor. Önce tabii birinci satırdan başlayalım. Bunun bir bin esas yorumcusu tarafından yorumlanacağını ve non debug modda. Yani RTX'in bir anlamı var. Satır sonundaki RTX non debug olarak, yani debug off olarak, yani default zaten böyle de, ama bir şekilde birisi set RTX, set eksi X yapmışsa işiniz iş demektir. Her komut aynı zamanda STD out'ta bir sizin için performans sıkıntısı belki varsa her komutun çıktısı da STD out'a basılmasını engeller. Evet, RTX olması bir avantaj oluyor. Burası sadece ve sadece bir yorum satır arkadaşlar. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. DS comment line anlamına gelir. Shell script derslerimizi mutlaka irdeleyin. Burada ne olup ne bittiğini. Zaten burada bir shell script değil. Burada bir zaten tabii ki bu bir shell script ama oldukça basit bir şekilde alt altı komutların yazılmasına ibaret. Karmaşık bir scripting yok. Karmaşık scripting meseleleri için comment line ve shell script uzunca bir eğitim serisi var. Lütfen oradan faydalanın. Şimdi burada neler oluyor demeye devam edelim. Tempefes file sisteminde bir temp klasörü mount ediyoruz. Ve bu bizim için geçici işlerimizi, yani uçucu dosyalarımızı, lock dosyalar olabilir, çeşitli dosyalar olabilir. Burada tutma şansımız var. Sysfs ve proc kendilerine ait file sistemler vardır. File sistemleri var ve onları da kendi dosyalı klasörlerine mount ediyoruz ki bunları kernel kullanacak. Örneğin sys üzerinden GPIO'ya erişebileceğimiz, bize arayüzler sunulduğu gibi proc üzerinden de proseslerin tüm bilgileri PID numarası klasör adı düzeninde proc altında kernel tarafından tutuluyor. Evet, burada dev pts network ile alakalı bir kısımdı. Hemen şurada kısa bir şekilde ifade edilmişti. Dev pts 8. satır iniyorum. Evet. Pseudo terminaller için dosya sistemi kurarlar. Uzaktan yapılan Telnet ve SSH gibi bağlantılarda her bağlantı için bir terminal ve ekran temin edilmelidir. Bu dosya sistemi uzak bağlantı için pseudo terminal sistemleri sağlıyor. PTS, pseudo'nun P'si, pseudo terminal sistemler. Evet, bu dev PTS sizin network bağlantılarınız için gerekli. Evet, 9 yoğuna bakalım. Evet, notta belirtildiği gibi yine temp ile aynı uçucu bir dosya sistemi ama bir farkı var. Bu shared memory ile alakalı bir görev var. Yani tempfs'te birebir aynı görevde değil ama aynı karakterde uçucu bir dosya sistemi. Ama shared memory ile alakalı bir yönü var. Devam ediyoruz. Ama file sistem olarak tempfs. Evet, yine uçucu bir MNT klasörü tempfs türünde sadece memory'de açılacak ve kalacak bir MNT NFS'de, yani Network File System için mount'ta yapılacağı zaman bir RAM'de bir dizin olacak. Ayrıca var da tempfs olarak, uçucu olarak düşünülmüş. Varlock. Neden? Çünkü burada read-only bir yapı düşünülüyor. Yani bazen varlock'un hiç de tempfs olmadığını görebilirsiniz çoğu sistemde. Çünkü logların kalıcı olması adına. Siz de, yani bakın burada atıyorum 11'den aşağısı
oldukça sizin konfigürasyonunuzun bağlı. 11. satırdan aşağısı. Belki yani bu tartışılabilir benim söylediğim şey ama 11'den üstü ilk 10 satır diyorum. Standart olması gereken şeyler. Ama 11'den sonrası biraz sizin yoğurt yiyişinize kalmış şeyler olabilir. Örneğin eğer sizin bir sisteminizde SD kart varsa ve SD kartınızda loglama yapmak istiyorsanız varlogun tabii ki TempFS olarak mount edilecek. Yani Temporify sistem olarak mount edilecek varın altında olmaması veya varlogun klasör olarak var altında olsa da günün sonunda gidip başka bir örneğin SD kart hedefine mount edilerek loglarınızın permanent bir kalıcı bir disk bölgesine saklanması da sağlanabilir. Bu tamamen donanıma bağlı, ihtiyaçlara bağlı ve gerçeklere bağlı. Dolayısıyla şu an ki redonlu bir file sistem düşünülüyor ve bir eğitim amaçlı bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla buna gerek yok. Bu şekilde de okey. Şimdi bir de hostname tanımlamış oluyoruz. O da uçağın Linux olmuş olacak. Hostname'imizi değiştirebiliriz. Aynen buradaki RCS dosyasında değişiklik yaparak. Syslogd ve Klogd bunlar birer daemon uygulamalar. Bunlar bizim örneğin komut satından logger komutuyla çalıştırdığımız herhangi bir loglama ifadesi için veya C'de bunun bir fonksiyon seti var. Syslog fonksiyonlarını. Hoca da zaten notlarında ifade etmiş onu. Görüldüğü gibi C'de de bir syslog fonksiyonuyla kernel message ring level ve burada da çok güzel bir description vermiş. Evet. Diyor ki probably you are looking for the C-Library function syslog. Syslog daemon için konuşan fonksiyona bakıyorsun. Syslog 3'e bak lütfen diyor. Ben de oraya gidiyorum şimdi. Çünkü farklı bir şey bekliyordum. Evet. İşte burası. Bu syslog fonksiyonu open log, close log. Bununla istediğiniz gibi bir kendinize log kütüphanesi de yazabilirsiniz. Kendi iş proje yaklaşımınızı buraya yansıtabilirsiniz. Bu fonksiyonları kullanıp günün sonunda ne olacak? Syslog daemon'a gidecek. O syslog kollarına karşılık haberleşme. Syslog daemon bu syslog API'lerini karşılamış olacak. Sizin syslog fonksiyonları çağırıyor olmanız. Syslog daemon'la etkileşime geçecek. Syslog daemon da sizin için varlog altında message dosyasını dolduruyor olacak. Evet. Varlog message dosyasına yazar. Aynı zamanda log rotate diye bir fonksiyon da var. Bu ZBox'ta bunu kendiniz manuelde yapmanız gerekebilir. Bir de bu varlog message içerisinde biriken mesajları zaman zaman gunzipleyebilirsiniz. Gelişmiş olarak ayrıca bir binary log rotate bu işi yapıyor. Üst seviye sistem, desktop ve server sistemlerde. Burada da kendiniz bir log yönetimi uygulaması yazabilirsiniz ve mesajlarınızı peyderpey belli bir boyuta geldikten sonra gunziplediğiniz zaman bir text gunziplendiğinde yaklaşık 20'de 1 oranında boyutu küçülmüş olur. Denersiniz, görürsünüz. Evet, syslog fonksiyonu ve logger komutuyla doğrudan syslog daemon üzerinden varlog message içerisine loglarınızı yönetme şansınız var. Klogd'de benzer bir şekilde ilk olarak bizim ilk baktığımız mount sayfasındaki fonksiyonlarla ilişkili olarak kernel içinde klogd başlatılmış oluyor. Buradaki uygulama özelinde ayrıca bir sayfa sunulmak isteniyor. Dolayısıyla root'un altındaki index HTML'de açılışta
var da bunun altından kopyalanıyor. Çünkü biri read only file sistem içerisinde. Şurası read only file sistem içerisinde. Her seferinde yapılmak zorunda. Çünkü var www nerede açıldı arkadaşlar? Tempfs olarak RAM'de bir alan olarak açıldı buradaki konfigürasyonda. Evet, HTTP daemon çalıştırılıyor. Çünkü buradaki uygulama dediğim gibi küçük bir lokal olsa web server sunulması düşünülüyor. Ve var www altındaki sayfalar sunulacak. Telnet daemon, evet, telnet kullanılmaması yani kritik sistemlerde ve ticari sistemlerde geliştirme amacı dışında kullanılmaması gerekir. Onun yerine güvenli olarak Secure Shell kullanılmalı. Telnet daemon'ı hatta doğrudan bizim, yani benim kendi tecrübelerimde kullandığım şekilde Busybox konfigürasyonunda Telnet daemon'ı kapatmanız en güzeli. Bakın burada Telnet D yes. Buradaki ben uygulamaya sadık kalıyorum. Siz bunu kendi uygulamanızda mutlaka ne oldu yapmalısınız ki bir sizin cihazla Telnet'le bağlanma ihtimali ortadan kalkmış olsun. Ha, Telnet client uygulaması cihazınızda kalabilir. Ama Telnet server'ı kapamalısınız. Çünkü oldukça güvenlik gediği olan bilinen, güvenlik gediğiyle bilinen bir uygulama benim bildiğim kadarıyla. Şimdi gelelim hocanın da orada bir yorumu olabilir. Evet, yapılabilir. Biz buradaki basit uygulamamızı kullanabiliriz tabii ki. Evet, burada seçilmesi gayet doğal Telnet'in. Ben onunla ilgili bir eleştiri sunmuyorum tabii ki. SSH profesyonel uygulamalarda geçerli. Drop 1'de buradaki ifade şunu denmek istemiş olabilir. Embedded Linux dünyasında SSH sunucusu yaygın olarak Drop 1 kullanılıyor. Busybox multi-binary'si ve Busybox projesi Drop 1 içermiyor. Onu haricen derlemeniz ve kurmanız gerekiyor. Drop 1 de kendisi bir multi-binary. İçerisinde Secure Copy, Secure Shell komutlarını barındıran bir Drop 1 Multi ile geliyor. Belki bu eğitimden sonra talep olursa bir ek videoda Drop 1 derlenmesi, kurulması, sisteme entegre edilmesi ve örnek kullanım gibi bir video ekleyebiliriz. Ve son olarak IFAP ile IF Network interface'leri de up yapılıyor. Hangi dosyaya göre? Şu dosyaya göre. O da bizim ETC Network Interfaces dosyamızın içerisinde hali hazırda var burada. Şimdi evet, açılışla ilgili konuşacaklarımız bunlar. Şimdi açalım artık, değil mi? İmaj oluşturma kısmını biz bu 1.9'u bypass ediyoruz sevgili arkadaşlar. Neden derseniz, çünkü biz bootlin ne tabiyiz o açıdan. Nasıl? Şöyle ki önceki videolarda dikkatli arkadaşlar, hatırlayan arkadaşlar hatırlıyorlar olmalılar, mırlar. Biz disk oluşturma ile ilgili aşamaları yapmıştık ve ne yapmıştık? İki partition oluşturmuştuk. Ne kullanmıştık? CF disk ile bu slide sayfalarını irdeledik zaten. Dolayısıyla bizim ikinci file sistemimiz bizi hazır ve nazır bekliyor. Yani biz bir disk img oluşturduk. Şurayı kapatalım. Disk img, tabii ki açılmayacak, üstüne tıkladığım için hemen açmaya kalkıyor. Disk img oluşturduk ve disk img'nin zaten bizi bekleyen bir x4 file sistem partition'ı var. Siz yine de burada genel bazı bilgiler veriliyor. Örneğin x2, x3, x4 gibi mesela, bunlar file sistemlerdir. x2 non-journal, x3 ve x4 journaling file sistemler olduğu için daha tercihe şayan, özellikle artık günümüzde EMMC
flash'lar kullanılıyor olması dolayısıyla. Hangi flash'ta hangi file sistem kullanılmalıdır? Embedded sistemin önemli bir mühendislik problemidir o da. Onunla ilgili araştırmaları size bırakıyorum. Şimdi ama size bir kopya EMMC file sistemlerde X3 ve X4 journaling file sistemleri kullanabilirsiniz. Burada da onunla ilgili bazı şeyler hoca ifade etmiş. Genel kültür olarak bakınız ama 1.9'u bypass ediyoruz. Çünkü biz o işleri zaten yaptık. Şimdi yapacağımız şey ise booting to root file system sayfasına gitmek ve sadece ve sadece MNT altında bir rootfs açıyorsunuz. Bende hazır açılmışı var. Ardından peki siz loop 2p2 misiniz? Hayır, her sistemin kendine göre size atacağı bir loop değeri olacak demiştik. Önceki videoyu arkadaşlar tekrar mutlaka bakın. Onu öğrenmek için de hemen sudo daha önce oluşturduğunuz disk imajı için kendinizin loop kaçta olduğunuza dair bir bilgi edinin. Şu komutu da çalıştırarak size bir loop ataması yapacak. Evet. Şu mount listeme bakayım. Evet, mount olan çok güzel. Şimdi ben ne yaptım? Loopback setup'ımla disk img'im için bir değer almış oldum. Şimdi bakıyorum. lsrd loop. Şimdi 24'ü aldım ben. Evet, P1 ve P2 buradalar. Şimdi şöyle bir kontrol edelim bakalım. Hem fdisk treli disk image diyorum. Bakınız partition'larımı görüyorum. Ve de bununla ilişkilendirdiğim dev loop 24 diyorum. Böyle bir şey yok çünkü. Evet. İki partition'ımı burada gördüm. Ne mutlu bana. Evet. Madem öyle. Artık mount etme zamanı. Mount edelim ki mk'dır. MNT rootfs'in içerisine bunu işim yaptınız. Şimdi gelin mount edelim. Sudo mount dev. Benim bilgisayarımın üzerinde 24 P2 değişmez. Çünkü partition 2. Yani rootfs'i gösteren ikinci partition anlamında. Ama loop'un 2 veya 24 olması indeksi bilgisayarınızın o sırada yaşadığı gerçekliğe bağlı. Dolayısıyla LO setup, loopback setup'ın çıktısı neyse onu kullanınız. MNT rootfs dedim. Şöyle bakınız, ls mnt rootfs'e bakıyorum. Pardon. Ben de kurulu, sizde boş. Çünkü ben daha öncesinde şu komutu bugün çalıştırmıştım. Video hazırlığı sırasında. Siz de bu işlemi yapın. Ha, isterseniz ars ama şimdi olmaz. Olmaz. Biz şimdi BusyBox içerisinden doğrudan kurmuyoruz. Ne yapacaksınız? Bu işlemi bypass edin. Görmeyin. Rsync ile yapmayın. Gelin şimdi benim yaptığım gibi sudo copy-a rootfs içerisinde biz bir hazırlık yaptık. Rootfs file sistemimiz her neredeyse. Çünkü biz altre install'u doğrudan kullanmıyoruz. Hocamızın hazırladığı ve onun GitHub'ından indirdiğimiz ek dosyaları da oraya koymuştuk. Dolayısıyla bizim kendi bir rootfs klasörümüz var. O rootfs klasörün içeriğini copy-a veya rsync-ah ile fark etmez mnt rootfs'in altına kopyalıyorsunuz. Bitti. Mount etmeden önce hemen mount'la bir bakın. Bakın burada kim var? Heh,
MNT RootFS olarak X4 file sisteminde read-write olarak mount olmuş doğru cihazı Loop 24 benim disk imajımı gösteriyor. Partition ikisini yani Linux file sistem tarafını MNT RootFS'e mount etmiş X4 olarak read-write olarak. Okey. Hadi şimdi o mount edelim. Gitti. Zaten mount etmiştik. Bakın artık yok. Şimdi aslına bakarsanız bitti. Disk.img bizim loopback hard diskimiz burada. Bu bir hard disk olarak düşünün bunu. Ve bu imajımız birazdan Camu'ya verilecek ve artık geçen videoda kernel panik olduğu nokta artık panik olmayacak. Doğrudan biz file sisteme düşeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim biz Camu satırımıza. Evet, aynı Camu satırı. Disk img'mizin oldu. Çağırıyorum. Şu an U-boot'u görüyoruz. Şimdi kernel load oluyor. Bakalım kernel panik mi olacak? Hayır. Uçan Linux sizlerle. Evet, bu ders değil. Önümüzdeki ders çözeceğimiz bir ETL 0 meselemiz var ki lokal network ayarlarını bir dahaki derste yapacağız. Evet, içerideyiz arkadaşlar. LSLA diyorum. Bin altında herhangi bir bakın bu ZBox'ıma her şey linkli. Çok güzel. Ayrıca PS diyorum bakın. Çalışan uygulamalarımı şöyle büyütelim. Çalışan uygulamalarımı görüyorum. Köşeli parantezler. Kernel'dan. Init bizim. Buzzybox'ın init'i. Çok güzel. Uname-a diyorum. Bakınız bizim 5.15.7 kernel'ımız. Hostname'imiz. Uçan Linux. Aslında onu bir değiştirelim. Bir dahaki ders Uçan Linux Doktor P yapalım. Evet. Şimdi sisteminizi bol bol inceleyebilirsiniz. Ha, bir de mount çıktısına bir bakalım ki. Bakınız. Burada biz read-write tabii ki mount etmiş olduk. Onları da düzeltebiliriz. Bunu read-only çevirebiliriz. Bize kalmış tamamen. Bakın vardır, MNT'dir, tempfs sizler gelin dedik. Efendim, sisimize sisfs, prokumuza prok olarak gel dedik. Dpts hakeza geldi buradalar falan filan. Bizim RCS içerisinde yaptığımız işlemler birebir buradalar. Evet, bu videoyu bayağı da ilerlemişiz. Bu videoyu burada bitirelim sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki ders size kalan konularla birlikte bir son ders yapacağım. Buzzybox nasıl çalışır konusuna doğrudan source code üzerinden sizi biraz gezdireceğim. Ardından Camu ile testlerimizi yapacağız. Tabi buradaki işlemlerin çoğunu zaten yapmış durumdayız biz. Buradaki parametrelerle belki oynarız. Biz de bir read only mount ederiz. Şu network problemimizi bir çözeriz. Ve biz de lokal ağımızdan Michael de herhalde bir lokal ağ örneği yapmış. O CGI ile yapmış. Lokal ağımızdan küçük bir sunucu esprisini biz de yaparak önümüzdeki derste nihayete eriyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki ders son derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.